Doğru yerde o işte yani. Bravo. Aynen. Aynen öyle. Yorumun özünün özünün özü böyle. Yani tek cümlede anlatacak. Hocam hoş budur ya diyecek. İyi gitti. Kritik yerlerde hata yaptı. Şimdi şampiyonluğu da o getiriyor tabii ki. Kritik yerde. De sahasında çok puan kaybetti abi. Birçok marifeti var ama en önemli marifeti oyuncuyu okuyup oyuncuya kendinde olan yeteneği hatırlatma. Sahte dokuz abi. Sahte dokuz. Çok sürpriz yani böyle. Şapkada. Uğur sahte dokuzdur ya. Böyle, Uğur ya, Bilgin değil mi? Uğur Bilgin. Kuman. Rivaldo. Juninho. Ben frikik deyince. Pirlo. Gizli terimci mi o acaba? Allah ne bileyim. Evet, Box to Box'la karşınızdayız. Bu bölümümüzde özel iki konumuz var. Birazcık futbolun dışına çıkıyor gibiyiz ama çıkmayacağız. Yine içindeyiz çünkü ligi de, futbolu da, Avrupa futbolunu da her şeyi yakından takip eden iki oyuncu dostumuz, arkadaşımız bizimle birlikte. Burak Topaloğlu, merhaba. Özgün Aydın. Hoş geldiniz hoş beyler. Bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi burada görmek çok güzel. Artı biz içeride zaten sohbet ediyorduk. Bayağı zaten siz aslında bizim kadar da hakimsiniz yani. Estağfurullah canım, o kadar. Ya biz sizi takip ettiğimiz için. Biz de sizi takip ediyoruz. Evet. Karşılıklı takime takip. Beşiktaş'tı Özgün. Galatasaraylı Burak. Biz tabii bu programı çekerken daha derbi oynanmamış olacak ve şampiyonluk durumu belli olmamış olacak. Bunu da belirtelim. Ama sonuçta 3 aşağı 5 yukarı onları konuşacağız. Belki birazcık eğleneceğiz burada. Siz de varken. Ben eğleneceğim. Ben Beşiktaş'ım. Ben hiç ilgilendirmem. Ben 40 yani, puan geride bir takım. Ben Galatasaraylıyım. Herhalde bu sezonda özellikle en eğlenecek. Aynen, ben kişilerden değil mi? Böyle. Maçlara falan gidebiliyor musunuz? Nedir? Geçen sezon çok gittik. Sevgili Giray Altınok, buradan selam söyleyeyim kendisine. Güzel bir loca ayarlamıştı orada. Oo. Ben hayatımda ilk kez locadan maçı izledim. Arkadaşlar tuhafmış. Orası tuhaf ama bana göre değil. Bana lüks ya. Ben çünkü modunda olduğum için orada böyle bir şey böyle. Herkes ha, böyle biraz daha sakin bir olman lazım. Biraz daha yani bağırınca böyle Allah Allah falan oluyor. Böyle. Her yerde değil, en güzel yerde tepki vermen lazım, evet, değil mi? Evet, şeyi bekliyor. Tabii o A kalite tepkiyi bekliyor. A kalite tepki. Ama şu tarafı güzel oranın. Mesela tribünde görmüyorsunuz ya bazı pozisyonları. Evet. Oranın şu güzelliği varmış. Offside mı o? Hemen ekran var ya arkada abi. O güzel mi abi? İşte biz de Beşiktaş tribünde hemen yukarı bakıyoruz. Onlar ne tepki veriyor? Offside'mış. Offside'mış bizde yani. Nasıl Beşiktaş bu sene? Çok geride kaldı ama sen nasıl takip ediyorsun? Ne diyorsun şimdi? Ya ben bu kadar hoca değişikliği ilk kez gördüm ben böyle bir dünyada şey. Dünyada yok zaten böyle bir şey. Ya. Bir de bizim tarzımız da pek değil yani. Ben hani şey gibi devam ederiz dedim böyle. Şenol Hoca gittikten sonra işte bir Rıza Hoca gelir. İşte sene sonuna kadar bir toparlanırız. Yeni hoca falan gideriz. Abi hiç öyle bir şey olmadı yani. O yüzden bilemiyorum. Yani seneye belki yine bir menemen moduna gireriz biz. Feda, hela, feda. Yok ama feda. Başka isimler konuşuluyor şimdi Sayın Başkan. Büyük transferlerden de biraz bahsetti. Bilmiyorum, böyle bir iki tane sanki heyecanlandıracak isim gelir mi? Veya gerek var mı bilmiyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak ister misin, istemez misin? Daha böyle bir... Ben bir stoper isterim abi. Bir stoper. Şöyle bir lider stoper isterim. Necip'in yerine. Yani Necip mutlaka kesecektir ama yani. Yani mutlaka kesecektir ama böyle bir lider, abi, bir lider stoper isterim abi. Pepe görmüş takımız artık olmuyor yani. Değil mi ya? Bir tane şöyle Beşiktaş özellikle. Olmuyor. Galatasaray'da sen zaten şimdi Galatasaray'da, çok mutlusun şu anda. Ben şöyle nereye adam isterim? Bir yere adam istersen Barış Alper'den rica ederiz. Yani. O çok bir yerde olur, yardımcı olur bize. Aynen. Abi sağ açıkta bir sıkıntı var. Barış. Sol bekte sıkıntı var. Barış. Yani Muslera'nın pozisyonu hariç Barış'ı her yere koyabiliyoruz. Çok iyiydi gibi abi. Yani Okan hocam da. Muslera da yani... Muslera kaledeyken abi ben şey oluyorum ya. Böyle hep bir 1-0 öndeyiz gibi hissediyorum yani. Hep kaleyi çok güvende hissediyorum böyle. O yüzden ya Galatasaraylı olarak ben abi biraz o konularda daha rahatım. Okan Hoca. Geçen şimdi, sene mesela geçen senenin başı belki biraz daha şeydi değil mi? Dalgalıydı böyle. Sonra bir anda... Abi çok normal. Hani bir ilk kendisinde bir adapte süreci vardı. Ben Okan Hoca'yı şöyle yorumlayayım. Haddim olmayarak. Futbolu bilen... Futbolu okuyan, ya bunu tekniğiyle, taktiğiyle, oyuncusunu tanıyarak, oyuncusunun kapasitesini bilerek, hatta oyuncusunun kendisinde bile olanın farkında olmayıp, Okan Hoca'nın dışarıdan görüp orayı köpürttüğünü, işte daha demin şakasını yaptı. Yani Barış Alper örneğinde gördük, ne bileyim. Herkes ya, öyle, Kaan Ayhan'ı sağ bek oynattı, evet, orta saha oynattı, Kerem'i on numaraya koydu. Asist yaptığı o ortayı hatırlıyorsunuz yani, hani biz...
stoperin ya da Berkan ya. Berkan ya, şimdi onu diyor. Evet ben, ya, bana çok gol... şey dediler işte. Abi yıl işte 2 yıldır gol attın. O işte bir iş işte yani. Onu odaklı olsa atmak. Evet. O golü attırmak. Oraya okumak. İş yani. O hocalık yani. Evet. Güldür Güldür'e benziyor mu? Çok. Abi, yani bu iş. Yani soyun biz şeyleri konuştuk ya. Biz de böyle hani biz şey gibi dizi gibi değiliz. Hani herkesin rolü devam ediyor. Yani her hafta forma dağıtılıyor bizde de. Onun için biraz şey kim forma giyecek kim oluyor. Biraz var tabii. Soyun beğenmeni odası oluyor ya. Bu rol yani değil ya. Ben burada şunu almalıydım falan diye. Oluyordur ama biz dediğim gibi çok böyle birbirinin işini böyle yükseltmeye çalışan bir ekibiz harbiden. O yüzden de bizde paslaşmalar bile... da oluyor. Mesela atıyorum. Ha sen bu rolü aldın. Böl- evet, böldüm. Evet. Evet mesela bir rol yazılıyor bana. Ben bir bakıyorum ağzı kalemi çok özgüne göre şimdi mesela. Şimdi bana gelip Erman Toroğlu yazsan Burak şunu alır mısın diyorum yani sen yapar mısın? Ben de ona hemen mesela özgüne bu çok senin ayarın diyorum bir konuşalım diyorum. Ki yazarlarımız da yönetmenimiz de evet. Sevgili Meltem sağ olsun. Aa evet doğru falan olup hemen tık tık işte şey dediğim gibi bizde herkesin rolü var ama önemli olan takımın iyi olması. O maçı o gün iyi çıkarmamız. Aynen. O yüzden yani bizde mesela hep soruyorlar ya 11 yıldır berabersiniz hiçbir sorunuz yok. Ya bir sürü sorunumuz var aile gibiyiz. Ama bizdeki ilk iş sorunlardan önce sosyal hayattaki sıkıntılarımızdan önce takım iyi çıksın maça alalım. Valla ben diyordum ki mesela Oğuzhan Beşiktaş'ta çok kötü oynadığı bir dönem vardı. Abi ben olsam mesela işte skeçlerde bazen bununla ben olmayayım ya falan. Valla ben ilk 11 yazmayayım falan derdim yani. Değil lütfen ya. Abi beni yazmayın ya. Hocam. Hiç. Yedek gitmiyorum bu ara abi. Yedek. O çok şey bir durum değil mi? Yani futbol takımında da zor bir durum. Yani herkes iyi. Ya mesela başrolde oynayabilirsin o skeçte ama yan rolde de olabilirsin. Yan rolden de çok büyük tabii, komik tabii. Bir şey de verebilirsin. Tabii. Onu sen de hissedeceksin. Tabii. Yönetmen de hissedecek, yazar da hissedecek. Herkes bir bütün olması lazım. Futbolda da öyle. Barış Alper yan rolle başladı. Abi Zaha geliyor. Evet. İşte Tete geliyor. Yeni oyuncular transfer ediliyor. Sen böyle önemli kanat oyuncuları geliyor. Sen oynayamazsın herhalde derse değil mi kendi tabii. Kendine. Ama bir anda yer buluyor kendini abi. Yer buluyor. Evet. Yani yan rolden çıkıp baş role geliyor. Ve çok kısa zamanda. Ama ona antrenörün de ona o fırsatı vermesi i̇şte, lazım. Demin sordunuz yani Okan Hoca'ya ne diyorsun? İşte Okan Hoca'nın bence ya birçok marifeti var ama en önemli marifeti oyuncuyu okuyup oyuncuya kendinde olan yeteneği hatırlatmak. Ve onu göstermek. Nitekim de işte görüyoruz şu an. Meyvesini yiyoruz şimdi. Ya şimdi biraz alçakla konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama yani kimi alçak konuşayım? İkardi'yi mi alçak konuşayım? Eksi 30-40 puanla burada hani oturuyor. Hani Mertens'i mi alçak konuşayım? Ya, Mertens ya. Rekor 18 asiste ulaşmış ya abi, şu anda. Yalnızay'da oynayan oyuncular arasında tüm zamanlarda Hacı da dahil bir sezonda en fazla asist yapan oyuncuyu yakalamış yani. Abi inanılmaz bir adam. Yani sürekli top gözü sadece topta değil. Oyun okuyor abi adam. Penaltı aldırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçını aynen. Gördünüz yani. Kesip ve çok teknik adam yani. Bak, o kadar boyuyla falan. İnanılmaz bir adam. Şimdi hangi birini öveyim işte? Konu yine oraya geldi. Bir de yani, müthiş bir oyun. Şikayetçi olduklarım da var ama genelde şu altılık maçta Icardi'nin üzerinden atlayıp belki. Ya işte onlar iş abi. Geliyordu. Evet. Büyük oyuncu ikisi de. Biliyorlar abi. Biliyorlar. Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi ne diyorsun? Fenerbahçe'ye şimdi. Nasıl bir sezon geçirdi Fenerbahçe? Fenerbahçe bence kafası karışık bir sezon geçiriyor şu an. Büyük rakip ya. Evet. Büyük rakibin içindeki çatırdama tabii Galatasaray olarak şey diyorsun hani işin Galatasaray tarafından bakırsak. Hani böyle abi biz iyi olalım da bana ne Fenerbahçe'den gibi. Ama şimdi hani bir futbol seven insanlarız hepimiz. Futbol seven biri olarak bir futbol sever olarak baktığım zaman böyle çok hatasını görüyorum Fenerbahçe. Sen zaten diyorsun ki ya bunlar zaten yapılmazdı. Bence Beşiktaş için de evet, sen de diyorsun. Kesinlikle. Bu kadar antrenör değişmezdi. Yani. Zaten bunu görüyorsun. O da yani çok bariz hata olunca nasıl oluyor bu hata? Evet ya nasıl düzeltmezsiniz mesela diyorum içimden. Yani şimdi çok iyi oynayan bir adamı kesip maç içinde çıkartıp abuk sok birini sokuyorsunuz oyuna. Galibiyete gidecek maç beraberliğe bazen mağlubiyete dönüşüyor. Şimdi bir Fenerbahçe taraftarı bunu görüp böyle ya bir dakika demez mi yani? Ki diyorlar ben görüp sosyal medyada da. Kendi ayarlarını bozdular bence. Kendi evet. Ayarlarını kendileri bozdular. Ya taraftar da çok mutlu değil. Ben bir tane yani yakın çevremde şimdi genellemeyeyim ama yakın çevremdeki Fenerbahçe arkadaşlarımdan hiç şey görmedim. Hayır abi hocamız da iyi. İşte o oyuncumuz da iyi. İşte bizim önderimiz olan oyuncumuz da iyi falan gibi bir şey duymadım yani. Hep böyle abi evet kötüyüz. Evet o yanlış bir hareket. Evet öyle olmadı. Kimse bir şey onaylamadı yani. Onaylamadı abi. Yani. Evet, kimse mutlu değil. Ya ben isterim ki. Fenerbahçe arkadaşlarım da mutlu olsun. Ya bir de hayır böyle süreçleri hani şey işletirsin ya bazen takımı ateşlesin diye işte statta toplandığı bir şey hani böyle bir etki yaratılır falan. Genel kurul toplandı falan. Ya olabilir kulüpler böyle bir şey yapabilir ama ben hani öyle bir şeyi şöyle tercih ederim. Fatih Terim'in varsa
Atıyorum Fenerbahçe'ysem de Emre kaptanımsa, Volkan kaledeyse, ya beyler diyebilecek birileri varsa. Evet. O etkiyi uyandıracak bir de takımın içinde birileri varsa. Anladım. Bu sadece böyle taraftara, genel kurula bırakılacak bir şey olmaması lazım. Aynen. Bu sefer takımın çok dışında gelişiyor. Evet. Takım da bundan bir haber değil mi şimdi yani? Osterwold'de ne diyor ki acaba orada yani? Ne oluyor ya falan diyordur bence. Ben bu işin neresindeyim diye bakıyor aslında. Yani. Aynen öyle. Ben öyle birileri varsa etki ederdi bu. Pek de ters teptiği bir ya geldi bana. Ya bu şeye biraz benziyor mu? Siz sonuçta seyirciliği yapıyorsunuz bu işleri. Hı-hı. Yani Das'ta çok güzel bir proje var, bir oyun var. Hı-hı. Sen bir sinema filminin içerisindesin. Hı-hı. Daha önce de içinde oldunuz ama sonuçta bir de devamlı karşılığını gördüğünüz bir iş yapıyorsunuz. Hı-hı. Güldür Güldür'de. Bu birazcık futbola da benzeş yerleri var herhalde. Yani seyirci de oradan yuhluyor, seyirci de oradan alkışlıyor. Futbolda da aynı şeyi görüyorsunuz, orada da aynı şeyi görüyorsunuz. Hı-hı. Bazen belki iki hafta üst üste çok iyi tepki almadığını düşünüyorsundur. Mesela bu sizi düşürüyordur. Başka bir yerde çıkış nasıl benzeşiyor? Şevklendiriyor aslında. Top da oynuyorsunuz. Yani şeyi çok kafayı benziyor takmamaya çalışıyoruz. Futbol üzerine kafası takmasını da ben de garip ediyorum. YouTube yorumlarını okuyan oyuncular var falan. Bizde. Evet, Twitter yorumları falan acayip yani etkiliyor. Yani biz de çok ona bakmamaya çalışıyoruz. Yani çünkü çok fazla, çok değişik insanlar var. Herkes her şeyi söylüyor. Yani çok onu şey yapmıyoruz. Ya artık şurada olduğu yapmamaya çalışıyoruz. Adam bakıyor mesela, bir şeye gıcık oluyor. Dur ben şunu bir sallayayım modu var mesela. Ya yapmamaya çalışıyorsun. Yapmıyoruz desek de yalan olur. Bazen atıyorum bir önemli bir skeç oluyor, bir şey oluyor. Hani genel kanaat ne falan diye bakıyorsun. Ama hani ona çok da kafayı takmamaya çalışıyoruz. Ama benziyordur. Seyircilik kısmında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben şimdi biz pandemi döneminde mesela böyle bir orada bir devam sıkıntı ettik oldu herhalde. Mesela şey kararı alındı tabii ki. Yani seyirci gelmesin, bir seyircisiz deneyelim. Ya açıkçası valla deniyoruz. Şimdi şaka atıyorum. Bir şakamız var. Özgün'e göre komik. Bana göre komik. Yazara göre komik. Yani bizim ekipçi mesela komik. Ama şimdi tepki yapıyorsunuz olmayınca şakayı boş salona. Havaya karışan bir şaka o. Şimdi komik miydi, değil miydi? Üzerine gitmeli miyim, gitmemeli mesela miyim? Mesela seyirci olunca bir şey yapıyorsunuz. Mesela yemiyor. İnsan hemen işte o kıvraklık oluştu bu 10-11 yıl içinde. Çok antrenmanlısınız. Evet işte idmanlı olduğumuz için başka yere hemen evrilebiliyoruz. Mesela Özgün'le bir şey yapıyoruz. Gel şuraya dönüyorum, tak tak paslaşmaya burada devam ediyoruz mesela. Şimdi seyirci yokken bilmiyorum ben o reaksiyonu neye göre vereceğim. Ki öyle hemen vazgeçildi. Tekrar işte üçer koltuk boşluklarla diye başlayarak tekrar seyircimize oraya kavuştuk döndünüz yani. Tabii ki. Abi bu iş olmuyor. Gerçekten futbol takımı gibi. Ne kadar evet, tekrar evet yaparsınız, ne kadar aynı kadroyla devam edersiniz. Kesinlikle. Bazen çıkan tekrar giriyor falan filan ama sonuçta bir de doğaçlama bir iş yapıyorsunuz yani. Hı-hı. Değil mi? Tabii. Yani aslında savunma da değil, hep hücum. Ancelotti demiş ya işte, savunmayı öğretebiliriz. Orada bölümlerinde kalsınlar, alanlarında kalsın ama hücumda serbest bırakmam lazım. Bazı aynen yerde sınırlısınız herhalde. Evet. Bazı yerde de kocaman tabii bir açıklığınız benim var tabii yani. Benim ben Özgün'ün arkasına atayım, o benim yanıma tabii atsın falan. Sınırlı olduğum yer onun işte Q dediğimiz, onun aklına gelecek ya da getirtecek ya da onun repliğini tamamlayacak lafın tamamını vermek zorundayım. Yani çizgiye basmak zorundayım. Ortayı yapmak için. O onu bilecek o abi. O da onu bilip okay içeri girmek zorunda artık yani. Yani o birliktelik öyle devam ediyor yani. Ama bu kadar sürmese bu kadar sürmese böyle olmazdı herhalde değil mi? Ama bir yerden sonra bunu yakaladınız yani. 2-3 tabii sene ama bizim içinde ekibin bir de şöyle bir güzelliğini gördüm. Ben şimdi dediğiniz gibi sene içinde her sezonda yeni arkadaşlar da katılıyor aramızda mesela. Çok farklı bir işten gelip hemen takıma uyum sağlayanlar oldu. Eğleniyorsunuz çünkü yani. Tabii ya şu an hani birçok arkadaşımın ismini verebilirim de en son örnek mesela Toygan Avanoğlu mesela 2-3 sezonu bizimle. Sanki ben bilmiyorum sen de aynı isim var mı? Toygan sanki baştan beri bizimle gibi mesela. Yani onun hemen adapte olması, hemen o takımın içine girmesi, yerini bulması filan. Hani böyle futbol mantığına aynen bakarsak sanki bu sezon başında, sezonun hani ilk takım kurulduğundan beri varmış gibi. Şimdi bunu da ben şeye işte vardırıyorum. Takımın kendi içindeki o ensemble duygusu dediğimiz yani takım iyi olsun, güzel maçlar çıkaralım, her şey zaten hallolacak mantığında yaklaştığı için herkes her gelen de takım abi bir yerden tık tık uyum sağlıyor. Bizim Türkiye'de böyle şey muhabbeti oluyor ama mesela işte adam yere düşüyor falan, ah falan işte onun ne bağırıyorsun ne oluyor falan. Ben Premier'de hiç öyle bir şey görmüyorum abi. Adam düşüyor yani şimdi orada inanılmaz hiç öyle bir şey yok abi. Ha, kesinlikle hakemi aldatma falan diye bir şey yok. Ya abi hayır bir de şöyle bir şey yani. Faul yapmak ya benim yani faul de bir oyunun parçası. Tabii bu da yani bir parçası. Şu an sana tabii faul yaptım. Yoksa ben sana ne oğlum ben gıcık değil bir şey sen de. Sana bir şey yapıyorum. Özellikle yapıyor gibi. Yani sana ya canını yakma ya gidiyordun durdurmak için bunu yaptım. Hemen oluyor topunu başlatıyor yani. Bizde çok şey yani bizde izleme kültürü de öyle. Biz bir de orta oyundan geldiğimiz için seyirci, oyuncu onlar bir yani sürekli. Premier'de adam izliyor. Tabii canım. Gibi. Tabii canım. Abi oradaki diyor tepkiler de çok iyi. Bilmiyorum hiç İngiltere'de falan maç izleme İzledik, şansınız evet oldu mu? Yani ben böyle izledim çok değişikti tam yani. Tam böyle herkes duruyor. Ulan ne tepkisiz falan diyorsun ama bir anda diye bir tepki. Evet, abi tam yerinde tam yani zamanında verdiniz ya, hepiniz çok ya. Hoş, evet. Evet. Sonra da alkış. Sıfır etti hani es var ama. Aynen. Doğru yerde o este yani. Bravo. Aynen öyle. Yani
bu kadar iyi zamanlama olabilir mi yani? Ya veya faulde, ya her faulde tepki vermiyorlar. Hakem gerçekten yanlış yaptığı yerde tepki veriyorlar. Kızıyorlar, evet. Hakem de onu anlıyor. Şimdi bizim tribünler her faulde tepki veriyor ya. Her faulde. Etki altına almak falan ya, öyle bir şey değil. Hakem de artık orada bir şey algılamıyor herhalde yani. Artık ya bu stat'tan çıkayım diye düşünüyordur ya da faulüm doğru mu değil mi diye bilmiyor yani. Siz de şey yapıyor ya, ben işime bakayım, hiç duymayayım şurayı. Da imkansız abi Türkiye'de ya, bizim statlar da çok zor. Hakem işi çok zor ya. Hakem skeçi yaptınız mı hiç ya? Yaptık. Çok yaptık. Hakemle yaptık. Yaptık ya. Futbol skeçleri nasıl? Onlar daha ya, hangilerinden çok eğleniyorsun? Ya tribün skeçleri hiç tutmuyor. Ya tutmuyor derken yani salonda tutmuyor. Yayında biraz tutuyor. Çünkü sağ içi yaptığımız geyikler tutuyor. Sağ içi oluyor daha böyle sabit. İzliyor musunuz programları peki? Futbol programı var mı zamanınız hakikaten yani? Telefondan da bakıyorum hemen. Bünyamin Hoca'yla Hünkar unutuyorum. Ben ezber yaparken gerçekten hani onlar böyle bayağı sohbetleri de ben çok gülüyorum. Çok selamlarımı iletiyorum. Bünyamin Hoca'ma saygılar. Gerçekten tarih üstünde geldi. Allah'tan böyle arada böyle bir denge oluyor. Bünyamin Hoca tek kalsa gidiyordu diyorsun ya. Çok uğraşıyor Hünkar. Çok eğlenceli. Sinirlerine hakim bir hocam ama Bünyamin Hoca. Bünyamin Hoca ya işine çok hakim zaten. Estağfurullah. Sinirlerine hakim. Da hatırlayın böyle şeydi birazcık hani futbolcunun çekindiği yani. Tabii, aman abi, işte evet, ama ağır ya ben şeydi. Kimi severdim onun tarzına benzettiğim tatlı. Yani Serdar Tatlı o tarz, hakemken de o da öyleydi onun gibi, o tarz hakemleri ben severim ya. Birazcık şey. Sert olsun. Şimdi evet. Öyle çok kalmadı hakemler. Kalmadı evet. Hiç yok herhalde. Fırat abi. Fırat Aydınus'la beraber bitti. Fırat Aydınus. Aa, o da yorumcu. O bile yakışıklılığıyla böyle. Yapıyor ya böyle. Ya hadi tamam o, ya. Hadi. Ama yok abi. Bünyamin Hoca, Serdar Tatlı harbiden öylelerdi yani. O, o biraz yani, baba harbiden. Başka program var mı yine öyle izlediğiniz, takip ettiğiniz? Yani eğlenmek için izlediğim birkaç program var. İsimlerini şimdi vermeyeyim burada. Güzel böyle. Şimdi mesela atıyorum bir maç oldu ve o hafta böyle bir olay konuşuluyor. Ha, izlemek istiyorsun o hafta sen. Mesela şey. Ben en son artık yorumun özünün özü böyle. Yani tek cümlede anlatacak. Hoca bu hoş mudur ya diyecek. Böyle bazen Erman Hoca'nın da katılıyor. Ben çok karışık bir yani, şey varsa piyasada onu dinliyorum. Abi magazinsel değil mi? Bak mesela işte şunda onu dinlemiştim. İşte Şenol Güneş Beşiktaş'tan milli takıma gidecek mi falan. Yok abi gitmez, ne işi var, takım çok iyi gidiyor falan diyoruz biz o ara falan. Gider falan dedi. Ya gitmez falan, her şeyi anlattı. Gerçekten onun dediği gibi oldu. Ondan beri de referansım odur. Karışık bir şey varsa biliyor hoca. Biliyor yani hoca yani. Aynen Erman Hoca tabii. Sizi biliyorum tabii ki gerçekten güzel. Şaka değil. Özgür abi ben gerçekten evet. Yani eyvallah, eskiden beri böyle kanallarda bütün yayın kuşağından beri. Biz zaten biraz birbirimize iletişimimiz şey gibi, Uğur'la siz iletişime geçince aynen. Uğur hiç anlamaz. Hiç anlamıyor. Oğlan hiç anlamaz. Yani. Ne? Özgür uzlaşmanı falan filan. Biz gidelim abi falan. Evet, ya, çok iyi çok iyi. Sen top da anlıyorsun dedi ya. Özgür Buzbaşı da. Tanımak mı? Olduk böyle. Bir de Mehmet Demirkol'u izliyoruz, seviyoruz. Mehmet abi, aynen. Selamlar öyle burada. Selamlar, saygılar. Böyle. Güntekin abiydi ben. Aa, Güntekin abi. İzlerim abi. Tabii evet. Hala yine o da Bein Sports'ta devam ediyor. Karşılıklı program falan yapıyoruz. Hakikaten şey, ben işte eşimle birlikte falan... Yani eğlenmek istediğimiz zaman bir de şey çok iyi işte bu YouTube'un öyle bir faydası var. Abi televizyonda yakalayamadığın zaman da YouTube'da da çok izleniyorsunuz. Evet, mesela. Evet. Orada da varsınız aslında. Hani oraya özel bir şey yapmıyorsunuz ama orada da varsınız. Bir şey geliyor ve mesela altıdaki sayıya bakıyorum. Yani mesela 1 milyonsa mesela hakikaten bu demek ki çok komik diyorum mesela. Onu açıyorum mesela. Bazen belki daha düşük olan da şey olabilir ama böyle çok klasik skeçler var. Eskiden insanların defalarca açıp izlediği skeçler var. Yeni olanlardan da acayip çıkış yapan var. Gündemi eleştirdiğiniz var, şey yaptığınız falan var. İşte bu adamlık skeci var mesela. Kadın erkek ilişkilerini şey yaptığınız. Bizim şeyimiz, uygulayıcı yapımcımız Elif Hanım Yakar Çelik, Meltem Bozoflu yönetmenimiz. Kadınlarla çalışıyoruz. Yardımcı yönetmenimiz İlknur Çoğan, kadın. Yani böyle bir hassasiyetimiz zaten her zaman vardı. Yani insan olarak da ikimiz de böyle bir... kadın yazdı değil mi? Aslında bir erkek yazdı ama hani... Ama biz... kadınların şeyini koymuş evet, yani mesela. Evet yani genel hassasiyet yüksek bir ekibiz yani her konuda. Evet. Bir de bakmayın aslına bakarsan bizim ekibi böyle çok şey gibi görüyorlar. Hep aynı tip adamlar gibi. Yok çok farklı insanlarız aslında. Tabii, sosyal da, hayatta da evet. Sosyal zekamız falan çok başka. Fikri olarak da evet. Çok bambaşka insanlarız. Tabii ve şeyde tartışıyoruz da mesela bazı konuları. Atıyorum mesela ben Mahir abimle, sevgili Mahir İpek, selam buradan. Okan Hoca hakkında mesela biz sürekli tartışıyoruz. Ya bir beğenmiyor abi asla. Okan Hoca'yı beğenmiyor biraz böyle ya, eksik buluyor bazı yerlerini. Ben de abi hiç öyle bulmuyorum. Abi yeter hayır abi falan diyoruz. Ya. Hayır Okan Hoca'yı ezdirmem o konuda. Gizli terimci mi o acaba? Vallahi ne bileyim lan. Biraz devam et ya. Biraz oradan. Şimdi dönmüşken öyle mi? Mahir abiyle. Dün de ben bir story paylaştım, özür dilerim. Evet gördüm onu. Ya tam ördekler böyle evet, ördekler ve Fatih Hoca şeyiyle. Fatih Hoca Panathinaikos'tan ayrıldı bu arada. Evet, tam da o haberi aldım. Geri gelmez. Evet ayrıldı aynen. Ha.
Çok iyi gitmemiş herhalde o skorlarda orada. Ya bir tane Fatih'imde birkaç kişiye de ihtiyaç var ya değil mi? Yurt dışına falan gidecek de teknik direktör. Tabii mesela ki. Okan Hoca onlardan bir tanesi kesinlikle olabilir belki de yani. Bence o çizgiye kesinlikle. Geldi artık bir de Inter'de oynamış olması falan. Fenomen Ronaldo ile falan filan. Tanınıyor abi yani. Tanınıyor da. Yani. Öyle insanlara da ihtiyacımız var. Devamlı aynı tabii ki çok önemli isimler Şenol Hoca'sı, Fatih Hoca'sı olsun ama yeni isimler de çıkartmak lazım. Aynı isimler dönünce de bilmiyorum sanki biraz bir sıkıcılık da getiriyor i̇şte yani. Yeni bir gelince abi yeni bir zihniyet geliyor. O zaman da işte başka bir futbol izlemiyor. Ya bir de artık 5 değişiklik hakkı var abi. Biraz daha böyle kafayı başka diye. Basketbol kafası abi biraz daha başka bir şey olmasa. Tabii. Ya çok şey değiştiriyor. Biz mesela Burak'la maç yapıyoruz FIFA'da. Yani kim kazanıyor? Burak benden, Burak'la son aramızda, dönem biraz son fena dönem değilim Burak ben. Burak daha şey. Buran tarzı Sivas Spor. Ya tabareyi ileriye koyayım ne abi. Sıradelle geleyim ya. Yani kesip. Çok sert bir eleştiri oldu yani. Yani öyle, hayır seviniyor fazla. Artık aramızda. Ben daha çok yeniyor adam. Biliyor musun? Öyle yani. Diyorlar ama benim abi biraz sen topu futbol. Şöyle geride tutup güzel kontralarımla hızlı hızlı çıkış yani. Falan derken abi. Abi olmuyor iş. Ya Özgün biraz böyle hakikaten biraz şey gibi Guardiola gibi. Hani dönsün ona topu versin ona versin. Olmaya tutu elinde o oraya atsın. Aradan vereyim. Ben de abi biraz kim gibi diyeyim. Yani hadi Klopp diyeyim Klopp. Sana. Şimdi hadi Klopp diyeyim. Gerçekten Klopp diyeyim. Klopp hızlı çıkış. Tutup yürüyün baba. Tut yürü baba ve yorulma. Yani. Güzel bir ultimate takımım var böyle. Kane Lewandowski bir de şey de yapıyorum abi. Kane Lewandowski hakikaten çok. O fikri değil mi? Enteresan ve önlü olmuş arkalı yani. Anlatıyorum falan. Böyle. Önlü arkalı evet, Kane yani Lewandowski. Şöyle kaçışlı. Yani benim yıllardır sıkarım. Tabii. Yıllardır forvetim Kane benim. Kane abi Harry o Kane. Kadar mı beğeniyorsun seni Kane'i? Geçen hafta sizin programda abi. Bir yerde birisi şeydi. Kane bence Real'e gitmedi. Ben de öyle bekliyordum. Murat Kosova söyledi. Murat Bey söyledi. Ya Benzema'ya en tarz olarak benzeyen Kane'di. Bence Real Madrid'de o gitmeliydi ki Real Madrid'de de forvetsiz işler yapıyor Ancelotti yani. O Bellingham'ı evet oraya koydu. Acayip işler yapıyor. Arda giriyor abi gol Arda atıyor. Ya. Ne diyorsunuz Arda'ya? Abi Arda yani eğer beni duyuyorsan kardeşim büyük gurur bir kere. Acayip büyük ya. Gurur ve şöyle bir durum var. Yani bazı oyuncuda şans olur abi. Şansıyla böyle tık 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 gelir. Bazı oyuncuda da abi doğuştan bir yetenek vardır ya yani. Arda'nın futbol o ayaklar. Futbol topu ona aşık demiş ya Ancelotti. Evet çok ya. Doğru. Topunu seviyor topunu demiş. Seviyor çok doğru. Yani. Doğru yerde doğru zamanda evet, duruyor yani. Son attığı gol çok güzel ya. Çok tertemiz. Tık diye. Yani. Şey ilk attığı o golde de soluyla çekip evet. Bir de zayıf ayağıyla. Bir tane oraya. Direkten dönen topu oldu. Orta sağdan vurdu. Ama çok zor abi o takımda oynamakta ya. Çok abi. Ya şöyle işte. Düşünün abi sizin takımınızı, sizin takımınız işte sizde Kroos var, Kim, Modric var, Bellingham var. Güldür güldür desin. 17-18 yaşında biri geliyor. Çok yetenekli ama abi siz de çok iyisiniz. Nasıl orada şans bulacak ya? İşte o bizde biraz kabul görmeli. Real'de de onu gördüm. Kabul gördü gerçi. Rudiger evet. falan evet. sarılıyor. Rengini göstermek mevzu ya biraz. İşte Toygan diyorsun ya gelir gelmez bambaşka bir şey yaptı. Tabii ki bir genç oyuncu değil ama şundan dolayı söylüyorum. Yani yeni gelen birisiyle alakalı olarak. Gelir gelmez rengini belli ettiği zaman o adam rengi bu diyorsun. Ya şimdi adam rengi bana yakın biraz da ona yakın. Yani o zaman hani niye ihtiyaç var? Ne yani var zaten. Evet yani, yepyeni tabii. Bir şey olmuş. Farklılığını yani göstermen lazım ha, diyorsun aynen yani. Arda çok farklı kaldı işte ya. Farklı önde. Yani daha değişik bir adam yani. Evet ve her yerde. Evet. Yani o ön cepheyi çok güzel kullanıyor. Rengini gösterebilen şey bir. Yani. Türkiye'den bir de direkt giden yok ya. Mesela Nihat Kahveci var. Türkiye'den gitti Beşiktaş'tan. Sosyal'da da gitti. O zaman şampiyonluk yarışı. Aynen yapıyordu az da. Yani öyle Türkiye'den direkt giden oyuncu yok. Yani Real Madrid'de Nuri, Mesut, Hamit gitti. Ama hep onlar böyle başka Almanya kökeniyle evet. birazcık. Hani belki bizim milli takım oyuncularımızda mı? Arda'mız var canım. Arda Turan. Arda Turan gitti. Direkt. O zaten Atletico Madrid'de çok iyi büyüdü. Evet. Oradan Barcelona'ya gitti. Geçti. Yani bu kadar erken yaşta gidip Real Madrid'e transfer bu yaşta yok. Semih de gitsin lütfen. Hemen yani Real olmaz o kalite belki ama Semih de gitsin. Güzel yerler. Sayın Başkan şey yaptı, benzetti Hasan Arat biliyorsun dedi. Yani Real Madrid'de bile olsa oynayabilir açık alanda. Oynayamaz bence. Ama şöyle söyleyeyim yani Avrupa'da oynar. Avrupa'da çoğu takım var gider. Evet. Ama umarım gelişim sürecini Avrupa'da bir takımda tamamlar. Yani biz iyi bir zamanımızda değiliz bence. Ama onu da kaybederse Beşiktaş daha da üzülmez misin? Ya üzülmem ya ben Semih'i çok beğeniyorum yani öyle bir futbolcunun burada heba olmasına daha çok üzülürüm. Yani heba olunacak bir zamandayız bence müthiş gitmiyor. Ligimiz de iyi değil ya bu ara. Hani İki böyle Süper Lig de. Ha, lig de böyle iyi gitmiyor. Değil yani tamam eyvallah. Galatasaray'ın bu kadar puan alması, Fener'in bu kadar puan alması harika ama tamam. Normal ama normal mi diyorsun? Normal de değil bu kadar çok puan alınır mı abi? Yani Anadolu takımları bir hani değil mi? Bana yani biraz öyle geliyor. Galatasaray'la olarak izliyorum maçları. Şimdi yani mesela bu en son bir maçta.
1-0 oldu. 2-0, 2-1 oldu. Ha. Mesela bir herkes bir şey oldu. Bir dakika şu maçı bir bakayım. Ben öyle olmuştum. 2-0'da. Sivas maçında. Sivas maçında. 2-0'da, 2-1'de hemen dur bakayım. Şimdi Okan Hoca orada. Karagümrük berabere oldu mesela. Abi işte orada Okan Hoca'nın o Aygaz'ın altını şöyle yani o ocağın altını Berkan şöyle açması. Berkan ama ya. Berkan mı Berkan ya işte abi. Mesela. İşte hiç beklemedin değil mi? Bir, acayip bir, yani. Abi işte bu Okan Hoca'nın marifeti mi? Oyuncu şansı mı? Ona bak. Hayır ben. Bence oyuncuya o şeyi veriyor ya. Yani özgüveni. Yani ya. Berkan'a Berkan istenmediği zaman ya bilmiyorum işte herkesin işinde de böyledir. Bizim işimizde de böyledir. Belki istenmediğim bir zaman olmuştur. Hı hı. Çok düştüğüm bir zaman vardır. Ama bir kişi seni koruyup o sendeki potansiyeli görüp ya burada bunu yapabilirsin. Sen burada sol bekte oynadın, stoperde oynadın. Berkan için söylüyorum. Hı hı. Bu maçta da acaba bir şey yapabilir misin? Mesela bir milli maçta da sol açık oynamıştı Portekiz maçında. Evet. Belki deplasmanda evet. Hatırlarsın. Orada işte antrenör devreye giriyor. Hı. Artık insanlar birazcık da bir insan içinde oynamak istiyorlar. Tabii, tabii, bazen kendini ya. Oynamak evet. istiyorsun. Ya, bazen tabii. de ama biri de sana bir şey yapıyor ya. O da sendeki o şeyi fark etsin de onun içinde oynayayım. Şevklendiriyor. Şevklendiriyor. Yani. O var sanki değil mi? Var. Benim üniversitede bir gün bir hocam ben çok kötü bir sınav verdim. Gece aradı dedi ki ya öyle deme ya bak sen iyiydi. Gece bak abi şey işte. Falan yok abi. Konservatuarda oluyor değil mi? Konservatuarda oluyor. Bugün hatırlıyorsun bunu. Tabii hatırlıyorum. Bunun sana acayip bir faydası var değil mi ya? İnanılmaz bir şey. Ben böyle ortalama çalışkan 17 yaşında girdim. Ben böyle hani çok anlayamadım. Üniversite. Sonrasında hani bir sınav verdim. O zaman sosyal medya falan yok. Oradan da atladı. Bizzat telefonumu aramış. Demiş ki ya canın sıkma. Böyle böyle yap. Şunu yap. Bunu yap. Sonraki kalan 2 senede sırf onun için daha fazla çalıştım. Ya çünkü bu özel bir şey yani. Sana güveniyor. Abi bunu mahcup etmemem lazım. Bir saniye falan. O da sana ya artık yavaş yavaş bir çalışma alışkanlığı da başlıyor. Tabii ki kabul görmüş bir karar merciğin tarafından. Evet. Aynen. Poflanmak da değil o aslında. Biraz cesaretlendirmek yani. Ya. Yalandan önemli, yıkama değil bir aslında. Şey yani. Tabii ki. Bir de böyle insanları bir araya getirmek. Niye bu sistemin içine giremiyorsa Gomis veyahut da Zaha veya Tete onları kenara aldı mesela. Evet. Bu da önemli. Sen mesela bu sistemin içindesin ama biri bu sistemin içine girmek istemiyor. Eğer hocan, yönetmenin, antrenörün, yöneticin isim önemli değil diyor abi. Dışarı atmazsa evet. Sen de ondan şüphe etmeye başlıyorsun aynen öyle, değil mi? Evet. Ama Okan Hoca için aynı şey demezsin mesela. Tabii. Ya bunları çok net. Okan Hoca'nın tarzı çok net o konuda. Tavrı da. Özür ama kenarda tutabilmesi çok iyi bir şey abi. Yani bize Beşiktaş'ta sevmediğim bir şey söyleyeyim. Nedir abi? Mesela Batshuayi bizde oynuyordu. Bana kalırsa Batshuayi dünyanın Avrupa'nın hangi takımına giderse gitsin bir ikinci hamle futbolcusudur. Bir performansı var sonuçta bir şeyi var. Ama bir hamle topçusudur benim için. Hı-hı. Birinci forvetim hiçbir takımda olmaz. FMC olarak asla. Ondan sonra Fenerbahçe ya da Galatasaray bunu yapabilir. Gel kardeşim. Şimdi Abubakar bizde seneye iyi olacak. Olacak olabilirsin. Ben alayım ben birinci forvetimi. Sen kenarda otur diyebilen bir takım benim için. Hani daha şey. Muslera yıllardır Galatasaray'da. Biz de Beşiktaş'ta bir kaleci böyle az parlasın. Ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun abi? Bir dakika değil mi? Daha aynen. Yani. Sayısı tutamadık. Sayısı tutamadık. Doğru. Ya sayısı ya. Yani anlatabildim mi? O biraz. O işte biraz acaba kulüp geleneği teknik abi. Adamdan. İşte oraya gelecek. Teknik adamdan daha çok biraz da aslında kulübün yönetimiyle. Kulüp işte Beşiktaşlar bana kızmasın. Kendim de çok üzüldüğüm için söylüyorum bunu yani. Yani işte bizim Sayın Başkanımız onun dışında Erdem Bey falan. Bir de orada bir şey yani, var. Galatasaray'da devamlı devam eden hani yönetim değişse devam eden bir şey de oluyor bir sanki. Bir kültür var yani. Abi. Bir kültür oluyor. Evet. Yani. Tabii, tabii. O benim çok hoşuma gidiyor bu arada Galatasaray'ın hani kendi içindeki o korumacı kültür. Ve eleştiri de kabul eden bir kültür yani. 13'lükten geldi buraya Galatasaray. Öyle evet, düşün. Çok Fatih geliyorum. Hoca'nın sonra Domenech'in geldiği zamanda. Evet. Fenerbahçe'ye ne diyorsunuz peki? Aziz Yıldırım çıktı. Ali Koç'ta şimdi çekecekler. Çekişecekler. Ben gelsin istiyorum ya. Gençliğim geri dönsün. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım değil mi? Evet. Ya. 20'li yaşlarıma döndüm ben. Yani. Aziz Yıldırım'ın toplantısını izledim röportajını. İzledim değil mi? Evet. Bir kere çok net bir adam. Yap abi ya, bir şey evet, yap çok bize. Saygı duydum ben. Ya ben abim o da değil ki oğlum. Ben abim otobakta. Ben bindik abimize de çık. Defol gidik ona diyor. Ben yukarıda helikopterle gelip ben de mi gireyim diyor. Çok çok doğru. Yaptırız peki başkanım. Eve gidince ne yaptırız? Ne abi ben koydu bir gitar biz gibi biz gibi içtim. Üzüldüm. Rahatladı bir adam oluyor. Öyle değil mi ya? Atçı bunlar. Bunlar atçı da bu. Peki. Bu atçı mı? Ona çok güldüm abi. Atçı mı? Çok güldüm ben. Sezgin gelmez orada muhabir. Abimiz o da şey diyor. Başkan sen de oynuyordun ama diyor. Sen de bana tavsiye vermiştin. Diyor. Yandan da onay alıyor ya o çok güzel. Ben hayatta oynamadım diyor. Atçı değil mi bu? Ha bak atçı. Ya çok çok net adam ya. Gelsin benim de gençliğim ya. Geri döndü bu gençliği arada. Gençliği geri gelsin. Şey de çok öyle. Güzel ya. Aziz Başkan'daki o özgüven tabii ki. İşte bilmem ne bilmem ne konuşturur musunuz başkanım diyor. Benim zaman dövecek konuşamazdı ki kimse diyor. Aynen. Çok doğru yani. Gerçekten konuşturmuyordu yani kendisi. Ya adam şey diyor. Adaylık sürecine... Operasyon yönetim kuruluna dava arkadaşlar. Ya bu adam kazanmasın mı arkadaşlar yapma ya. Yani nasıl bir bakış açısı değil mi? Aynen yani daha kazanmasın. Ya bu arada Ali Koç başkan hakkında da şöyle bir yorumum var benim.
ben mesela şey bekliyordum biraz daha böyle hani şimdi çok iyi bir iş adamı olduğu için kendisi daha böyle bir şirket yönetir gibi hani daha doğru hamlelerle daha doğru kararlarla ilerler İstedi gibi bir şey bekliyordum. Aslında, ama sonra böyle bir sanki şeye döndü Ali Başkan'ın da böyle çok Fenerbahçe aşkı. Bazen hani böyle elinizdeki çok kıymet verdiğiniz şey sadece oraya yoğunlaşınca birçok şeyi kaçırırsınız ya böyle. O hataya asıl fokusundan mı uzaklaşıyor? Evet yani şöyle bir yukarıdan bakmadı bence. Çok işte o çok aslında içine şey. Evet o tabii ki Fenerbahçeli bir gönül bağı, taraftar hissiyatı var orada. Ona çok saygı duyuyorum ama eğer bir kulüp başkanıysanız bu benim şahsi kendi görüşüm yani çok saçma da gelebilir herkese ama bir tık şöyle bir yukarıdan bakmak gerekiyor. Mesela Galatasaray'da bu var. Ben, dediğiniz gibi mesela Okan Hoca nasıl Zaha'yı kenarda oturtuyor. Şimdi Zaha gidip bir şey yapsa kulübe, kulüpten şu cevabı alacağını Zaha da biliyor. Doğru karar. Ben de değil bu iş ya da. Evet yani ben işin bu kısmındayım. Bu senin şikayetin Okan Hoca'nın kısmı ve benim hocam Okan Hoca. Doğrudur deyip geçiyor. Şimdi bunu her yönetim yapamadı. Yapamayınca da işte iyi giden topçuyu çıkarınca skorun değişmesini gördük. Ne bileyim takım içinde kendi takım arkadaşıyla mesela bazı. Ya taca atıyor ya topu falan. Ne yapayım taca atmayayım adam da böyle koskoca Ceko'ya. Yani bu tip şeyler bana şey geldi böyle biraz sanki kopardı. Takımın kendi iç disiplinini kopardı Fenerbahçe. Ali Koç ligi kendi kalitesine çekecekken o kendi ligin kalitesine doğru dövüştü. Gitti. Evet, yani maalesef gidiyor, evet. İş biraz öyle oldu. Bir de şey çok garip geliyor. Müthiş bir takım. Bence çok iyi çok bir takım. Çok iyi kadro. Tadişler, Ceko'lar, Fred'ler yani. İran FM'de şu an hangisini alırsın desem. Fener daha cazip. Cazip değil mi? Yani, tamam evet. Ceko, Meko falan Tadiş. Abi 2 yıllık kontratı var, 3 yıllık kontratı var bu takım. Abi biz çok kötüyüz falan deyince benim çalışanım ne der yani? Tabii çalışan ki. Olarak düşünelim. Bir dahaki sene ne olacak yani? Ne olacak yani? Abi? Lan şirketin yeri değişecekmiş diyorlar falan. Öyle ama her sene de tekrar yapılıyor ya takımlar. Ya, Türkiye'de öyle bir şey de oldu çok ya. Garip işte. Yani adama Beşiktaş desen ki. Beşiktaş bir dahaki sene bambaşka olmak. Niye istikrar? Fenerbahçe'ye desen ki. Abi biz bu sene yapamadık. Seneye bak başarırız desen ki başaracak bir takım yani. Tabii ki. Yani 2 takviye tamamdır yani. Ama şimdi sen böyle yaptığın zaman takım diyor abi yok ya bu takımla olmayacak. Başkanım bana diyor ki ben şampiyon yapmayacak. O zaman da şeye dönüyor işte böyle bir görüntü var sosyal medyada. Birçok izleyen şimdi hatırlayacak o görüntüyü. İşte hocan taktik verirken de Fred. Oyuncuların de belki tepkileri falan. Ya işte ya, abi. Şimdi yani, tuhaf geliyor bana. Bunu hoca görse kırılsa alınsa kısmında da değilim ben. Ben senin takım arkadaşın olsam yanda. Tam böyle hocam taktik verirken sen az bunu yapsan. Ben şimdi... Sana güvenmedikten, sana inanmadıktan sonra ben ne yapabilirim ki o sahada? İsmail Hoca. Ben başta bunu görüyorum maalesef. İsmail Hoca da başarılıydı be. Yani başarısız da diyemem yani. Oo güzel bir tartışma. Yani başarısız da diyemem be abi. Puan hani bakınca. Yani puana şuna buna bakınca iyi gitti. Kritik yerlerde hata yaptı. Şimdi şampiyonluğu da o getiriyor tabii ki. Kritik yerde. Bir de sahasında çok puan kaybetti abi. Sahasında o kadar puan kaybeden aslında geçmiş senelere göre belki o kadar fazla değil ama bu sene Galatasaray'da acayip bir performans sergileyince onlar çok fazla kilit yerde gibi oldu kilit, yani. Evet. Yani böyle önemli yerlerde kritik hatalar. Yanlış hatalar oldu. Evet, Sivas yani. Maçı mesela. Sivas Konya maçı. Ligin kalitesi nasıl? Yani demin kötü dediniz de mesela hakemler falan çok etkiliyor mu sizce? Yani siz sonuçta iyi takip eden insanlarsınız. Biraz da aklı selim de takip ediyorsunuz. Hakikaten böyle hakemlerin ligi etkilediğini düşünüyor musunuz? Kritik yerler. Sadece bu sezon için değil genel olarak yani. Ya bazen bazı maçlar özelinde yani her hakem abimiz için bunu söyleyemem tabii ki ama etki altında kalındığını düşünüyorum ben. Bu arada bu etkiyi de taraftardan o yoğun tribün baskısından değil. Daha maça gelmeden o etki altında kalıyor. Yani daha böyle, önceki yöneticilerin açıklamaları. İşte, tabii maç günü belli oluyor. İşte hakem atanıyor ve hakem bakıyor ya. İşte atıyorum bugün işte Fenerbahçe'nin maçı var. Zor iş ya. Şimdi. Zor iş ya. Şimdi bu hafta neler konuşulmuştu. Şimdi artık hakemler eskiden şöyle çıkıyordu maça. Maça çıkar, yönetir, gördüğünü çalar. Göremediği kaçardı VAR'dan önce. Şimdi VAR var. Var var da var mı? Hani var mı yok var, mu? Yabancı geldi mesela. Ya o da mesela yani, evet. Falan. Biz Türklere güvenmiyoruz. Yabancı biri gelsin dedi. Seni yaka penaltıyı yabancı verdi. Yani demek ki bir şeyler fark ediliyor orada. Bazı hakemlerin maalesef kararlarını ben etkili buluyorum. Sadece Galatasaray için değil bu arada. Diğer kulüpler yani biz dediğiniz gibi hani Özgün'de birçok kulübün maçlarını seyrediyoruz. Ya çok yanlış karar demeyeyim de etki altında kalınarak verilen kararlar var. Belki de kendini baskı altında kurtarmak için öyle zorunlu hissediyorlar. Mourinho falan ismi geçiyor Fenerbahçe için şu anda. Ya umarım gelir. Zamanı bitti mi Mourinho'nun yoksa Türkiye'de iş yapar? Tam bence Türkiye'lik yapar. Oldu gibi değil mi şu tam anda? Tam Türk teknik adam adı. Yani bir dil bariyeri var. Dili çıkarttığın zaman taraftarla oynaması, basına ayar vermesi her şeyi var yani aslında ortalığı böyle
kaşıyacak. Belki tabii biraz yani haber de olacak dünyada falan. Yok işte ben isterim. Ben kim Fenerbahçe maçta Mourinho'yu isterim ben yani. Beşiktaşlı olarak bile isterim. Tabii ben de Galatasaraylı olunca onun dekoderi var. Şenol Güneş'i getiriyor. Doğru. Sen Şenol Güneş mi gelsin sözü Beşiktaş? Hayır. Mourinho gelirse dekoder olarak onu isterim. Ben her zaman Beşiktaşlı. Yani milli takım düzeyinde bir hoca değilse tabii ki Şenol Hoca gibi ya da başkaları gibi. Onun dışında ben Beşiktaş camiasından yerli istemem yani. Beşiktaş camiasından yerli teknik direktör istemezsin. İsterim yani. Onun dışında başka bir... Ya Beşiktaşlı Rıza Hoca isterim. Geldi mesela. Aynen. Beşiktaşlılar gelsin isterim. Gitmemeli miydi diyorsun Rıza Hoca'ya? Rıza Hoca'yı ben çok seviyorum ama olmadı ya. Yani kötü bir zamanda geldi. Olmadı maalesef. Kurtaramadı. Yani hocaya da ayıp oldu. Evet. Sergen bizim Hoca. Bizim efsanemiz ya. Evet. Ya işte Sergen Hoca geldi. Sergen Hoca'nın da ben şeyini... Nasıl söyleyeyim? Türkiye Ligi için müthiş geçerli bir futbol. Bekleyeyim. Hata yapsın. Alayım ben oynayayım. Hı hı. Abi Dortmund'a karşı bekleyeyim yok işte. Royce işte hala dönüyor şeyde görmüyor musun? Tabii, Şampiyonlar Ligi şeyinde rezil olduk. Sürekli. O video görmüyorum. O videoyu biliyorsun değil mi? Dönüp o gün için. Nuri Hoca. Çok isterim. Çünkü en son giderken o kadar güzel bir laf etti ki. Şu an Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir dönem. İşte Sergen Hoca'ya dedi ben giderken çok iyi bir insan topluluğu bıraktım dedi. Beşiktaş'ın şu an tek ihtiyacı olan iyi bir insan topluluğu. Evet. Yani sonrası hallolur. Beşiktaş bu ya ne olacak? Formasız koysan 2 oluyor, 3 oluyor. Bir şampiyon. Tabii ki canım. Yani. Beşiktaş'ın geçmişinde bir de şu da var. Hani ben o yüzden futbol çok isterim. Sever biri olarak Beşiktaş'ın hep inancı var ya. Hiç inancını kaybetmiyor. Çok kötü gitse de Beşiktaş. Benim takımım şöyle diye böyle yani. Seni diyemedik abi işte anladın mı? O kadar. O, ama erken koptu. Yine eksik konuşan yok. Yine hani eksileri konuşanlar var ama Beşiktaş inancını. İşte benim çarşı grubunda ve Beşiktaş taraflarda sevdiğim olay da bu. Eleştiriyor. Takımın yeri geliyor yani. Tabiri caizse böyle içinden geçiyor ama o Beşiktaş'ı bırakmıyor. İşte kupa yarı finalinde gördük abi. Evet. Biraz bir şey yap. O futbolcular şeydi. Vay be böyle bir taraftar varmış demek ki. Bir yıldır görmüyor ki adam. Taraftar aç zaten. Zaten aç. Bir buçuk iki. Gerçi geçen sene o kadar kötü geçmedi Beşiktaş için. Belki bitirişinde ikinci bile olabilirdi ama bir dahaki sezon zor olacak gibi görünüyor. Bir iki tane size küçük oyun değil de başka yorum yaptıralım istiyoruz. Evet. Mesela bir tane 11 kuralım Süper Lig'den. Bu basit. Hmm. Bence kurabiliriz evet, zaten. Aslında belli yani Süper Lig'den bir 11 evet kurduğumuz zaman performans olarak. Icardi'yi koyduk. Birazcık böyle Icardi. Milli takıma da girebilirsiniz buradan mesela. Icardi'yi koydunuz. Icardi, Dzeko, Batshuayi hepsini düşündünüz. Icardi dediniz. Ben Icardi'yi koydum. Icardi'yi koyarız yani. Evet. Icardi. Çünkü yani şu anlamda sadece attığı gollerle falan değil futbol zekası olan. Yani Dzeko adam orta sahadan başlatıyor atı abi. Topun üstünden atlıyor. Bir yere gidiyor yani, pozisyon oluyor. Haberi var yani gidiyor. Berkan ya da Mertens orada diyor. O onu biliyor. Mesela. Peki şey oynatır mısın? Senin tarzında onu oynat. Dzeko, OF de Icardi. Ha, arka arkaya arkalı. O zaman şöyle Icardi Batshuayi yaparım. Yine bak Batshuayi Batshuayi evet aldı. Abi ben Batshuayi. Ben Icardi'nin arkasına koyarım. Batshuayi benim için Dzeko'yu koymadı. 65'ten sonra gir kardeşimdir. Gir Dzeko'yu koymadı özür dilerim. Mertens mi peki onun arkasında? Aslında Mertens ama. Sen iki forvet gibi düşündün. Bilmiyorum Mertens. OF olursa Mertens. Mertens'i geçemezsin. Evet. Tabii. Icardi Mertens'i. 18 asist yani. Ve abi. Dediğimiz gibi işte yani her şeyi okuyan adam abi. Penaltı yokken. Ya pozisyon yokken penaltı aldırıyor adam yani. Böyle bir. Sol açık sağ açık. Barış Alper'i nereye koyacağız? Barış Alper'i bir düşünün ama. Barış Alper'i bence. Sağ bekemi koyacaksın. Biz o zaman normal takımı yapalım. Barış Alper'i bir yere dursun koyarız. Evet. Barış Alper evet kesin var yani. Barış Alper abi var yani. O içeride 11'de. Sağ İrfan olabilir mi? İrfan olur mu? İrfan iyiydi ya. Evet İrfan Kahveci. Bu sezonun en iyisi evet, herhalde. Evet. Stoper. Stoper abi biz Sanchez'e ben bayılıyorum ya. Ama oynamadı. Evet, o yılın böyle ya şey değildi ya. Çıkışı değil miydi diyorsun? Yani çıkış yaptı ama oynamadı. Abdülkerim Abdülkerim mi ya? Nelson bu yanına. İşte o yanını abi. Değil mi Nelson? Ben bir kalıyorum yani. Nelson'u çok seviyorum. Çağlar var, Ciku var, Bekao var. Beşiktaş'tan Ciku'yu koymam abi özür dilerim. Koymam yani. Çünkü önemli anlarda önemli hatalar. Önemli o zaman hatalar yani Sergen'in onlar dediği gibi lanet olsun Sergen gelsin arkadaşlar. Evet, evet, Necim'i mi koyacaksın? Çok güzel yapmayın. Sağ beki. Bir dakika ya stoperi koymadın. Stoperi koymadık mı? Nelson kim koyalım? Parlak bir stoper. Yok ki şimdi. Ya var aslında da Fener çok mu değiştirdi? Onunla ikili tandemi kim? O ikiliyi evet çok bulmadı. Aynen. Evet. Devamlı değişti Fenerbahçe'de. Bonucci geldi oynadı oynamadı. Çağlar oynadı. Yine Galatasaray'dan mı koyacaksın o zaman yani? Nelson'la Abdülkerim gibi oldu. Arasında kaldım evet yani. Sol bek. Ya Çağlar da Sönücü'yü çok beğenirdim ben. Hı-hı. Ama böyle bir bu sene bir şey oldu. Az ya oynayıp geldi. Belki evet ondan olabilir yani. Sol bek kim?
Ferdi olması lazım orada. Ferdi sahaya da yakışıyor ya. Ama sahayı ben boş bıraktım ki oraya Barış Alper mi dersiniz, işte onu ileriye mi koyarsınız? Ya da onlar Sasha Boy transferi oldu ama Sasha Boy'da... Sasha geri dönebilirmiş değil mi, öyle bir şey? Yani ama hani diyor, şimdi sezonun yarısında gitti. O 11'e koyar mısın? Boyu koyarım. Sasha Boy'u tabii ben ki koyarım. Mesela hemen mi koyuyorsunuz? Evet, evet. Barış Alper'i değil yani. Ben sola koysam olmaz mı? Ferdi'yi mi yiyeceksin? Boya'yı koymayacağım. Ben Ferdi'yi sola koyarım. Ferdi, Boya. Benim şey takımımda, Türkiye takımımda zaten şey ya. Shelby oynuyor gerçi de artık. Şey kartı yapmışlar. Bir tane böyle back kartı yapmışlar ondan. Ama normalim şeydi. İşte Boye solda Ferdi'ydi. Evet, ben de abi Ferdi, Boye. Eğer Boye koymazsam kesinlikle Barış'ı koyarım. O yani zaman İrfan da gitti. Orta sağ ve bir tane kanat kaldı. İrfan'ı sağ sol açığımız mı kaldı? Bir sol açığımız yok. Bir de orta sahaya iki kişi koyacaksınız. Şimdi Torreira'yı koyacaksın herhalde. Torreira kesinlikle. Fred Torreira mı mesela? Abi ya o kadar Torreira bak, kesin şey var. O kadar domine etmiş ki şu iki takım. Biz Anadolu'dan mesela seçemiyoruz bu yıl için, mesela hep Fener'in şeyi olurdu. Bu yıl Anadolu'dan şunu alalım, Beşiktaş şuna. Hı-hı. Kim var? Peki yok gibi. Şey var, Mönye geldikten sonra Trabzon'da iyi fena iş yaptı. Olmadı, Manay evet. Mesela Sivas'ta Manay, Manay falan. Manay var. Sol aşağı ama ben sanki Tadiç de fena değil mesela. Fenerbahçe'den Tadiç'i. Ben çok beğeniyorum. Evet. Yani. Bir beyin yani. Hani Mertens'in yanına bir de Tadiç. Oo, ikisi yan yana diyorsun. Şöyle tuhaf bir sol taraf beyni olabilir. Torreira'yı arkaya koydun. Yanına da bir kişi koyun. Erkan mı? Erkan mı? Yapma ya. Yok, o golden dolayı mı diyorsun? Bilmiyorum hani. Hem geriden şöyle bir çıksın gelsin. Fred olabilir herhalde orada. Fred. Fenerbahçe'den Fred olabilir. Fred Torreira yine o zaman. Al Mustati'yi koymayacağına göre herhalde şu anda. Şu çok an. Üzgünüm ona şu ya. Anda ama. Şu an ama. Üzgünüm evet ya. Evet. Ama neyse. Ama Muçi'yi olur diyorsun yani. İleride inşallah o da olacaktır. Yo Torreira Fred ya. Abi ben söyleyince, evet. Joseph... Ernst gördük, Atiba gördük. Biz yani hani neler gördük diyorsun? Yani öyle bunlar da hani şey adamlar çok değil. Çok üst düzey değil ama performans evet, olarak tabii yani. Mesela biz geçen sene en çok Sergen'le şampiyon olduğumuzda geri dönen topları en çok kazanan bizmişiz. Şimdi orada bir baskı yapıyor. İlk kez Serdar'la böyle ileride basıyoruz falan. Abi o topu indireceğim. Bu saatte artık hani tam teknik yoksa bile hani bir fizik yani. Girmen lazım. Evet abi. Santos da o yüzden zaten seyirci de şey yapmadım yani. Bir ileride bir baskı yok, bir şey yok. Yani Fenerbahçe yapıyor, Galatasaray yapıyor. Beşiktaş da bir şey göstermesi Santos lazım. Yani Santos çok büyük hayal kırıklığı değil mi? Ya da bekliyor muydun bilmiyorum ben yani. Ben bekliyordum. Yani zaten veriler ortadaydı. Ya yani kumardı aslında o biraz. Yani. Abi, ya tutarsa. Evet, isim evet. Olarak yani. Acaba mı oldu biraz? Yani ben bir şeyi bekledim. Hani bir şeydir, büyüktür, abidir. Hadi beyler toplanalım. Hani yıl sonuna kadar böyle bir şey yapar. Sene sonu yine gider demiştim ben ama. Erken bir tercih oldu. Galatasaray'ın yani. Zaha heyecanı gibi bir şeydi o bence. Kısa sürede bir Zaha heyecan. Çok heyecanlandık. İşte bir Manchester'da bir gol attı falan. Ama... Peki frikikçileri konuşalım istiyorsanız. Bizim sana göre bana göre programımız var. Orada en iyi frikikçiler seçilmişti. Seçiliyor ya da. O programı da izleyebilirsiniz. Oradan mesela sizin için frikikçiler Zidane, Cantona, Maradona, Messi, Drogba, Mbappe, Baggio, Carlos, Koeman, Rivaldo. Juninho ben frikik deyince... Pirlo. Adel, abi Juninho'nun çok acayip bir tarzı vardı. Değil mi? Aynen öyle. Pat diye düşüyordu yaprak yani. Yaprak gibiydi abi. Yaprak gibi vuruyordu adam. Tak diye düşüyordu topu. Mesela. İşte Hacı'ya benzettik. İşte aynen bu kendine ivme kazanıp böyle bir yani, top, böyle bir garip. Yumuşak çıkıyor ve birden hızlanıyordu. Aynen. Nasıl olabilir? Koeman onun bir tane ya. Golü vardı hiç unutmuyorum. Şu, yani kaleyi şöyle düşünürsek şuradan neredeyse korner çizgisinin biraz açığından. Uzak köşe çatalına. Yani... Oraya ofansı nasıl verebilirsin ya? Top Roberto Carlos'un bir tane var ya. Şöyle giden mi? Yani bir tane hazırlık maçında Fransa'ya attı. Barajın dışından attı. Fizikçiler falan onu ölçtüler falan. Evet, bu nasıl olabilir? Bu topa böyle bir falso nasıl verebilirdi? Ama Roberto Carlos onu frikikçi değildi. Atıyordu ama. Güzel vuruyor. Şöyle herkesin bir mesafesi var ya. Hı-hı. Mesela onu böyle birazcık daha uzak mesafeden yani. İşte Hami Mandıralı gibi mesela. Evet. O uzak mesafede o topu almalı. Ama böyle daha çok frikikçiler ceza sahası etrafında ulan geldiği zaman penaltı gibi kullanabilir mi falan. Rivaldo vardır mesela. Rivaldo mesela. Rivaldo. Sol ayağıyla raket gibi. Ama mesela Ronaldo'ya frikikçi der misin? Cristiano Ronaldo'ya. Ben derim. Çok attı gene. Bayağı gol var 60 abi. Civarında ama. Onu da şöyle bir yukarıdan izleyeyim. Ya ama işte bana frikikçi dediğin zaman işte hani Juninho gibi işte Rivaldo gibi falan hani böyle frikikçi. Ama frikik oldu gol abi. Hani. Mesela. Gol yani. Ters frikikçiler de vardı. Arjantin'de eski Riquelme vardı mesela. Riquelme'nin çok saçma vuruşları vardı abi. Hiç beklemediğin yerden adam kaleci de şaşırıyordu böyle. Yani lüp diye yukarıdan bırakanlar. Bir ara pek peşinde olduğumuz Nene diye bir herif vardı. Aa Nene de çok güzeldi. O da bayağı şeydi. Beşiktaş'a gelecek diye nasıl aklında kalmış. Taliska o zaman.
Abi onun Benfica'ya attığı intikam şeyi var. Oradan girip oraya ilk bir de kimse Talisca'yı biliyorsun tanımıyordu orada çok fazla. Frikiye geldi. Bu ne ya dedi insanlar yani. Benfica'yı alıyordu benim bir arkadaşım sürekli benim rakibim olarak. O zaman daha Beşiktaş'a gelmemişti falan. Ben, oha oğlum kimmiş falan. Orada bile grafiğini falan herifin inanılmaz yapmışlardı. Tuhaf tabii. Eski Fenerbahçe arkadaşlarım şeyi hatırlar mesela. Hoydonk mu? Yervan Hoydonk. Evet. Yani. O da mesela ama çok uzak mesafeleri kullanıyor. Topun başına gelince abi mesela ben bir Galatasaray olarak şey oluyordum böyle. Bir maç şey efsanesi var mı? Direkt kısa falan. Direkt bir santimine, 7 santimine. Evet bu kısa demiş. Burada bir sıkıntı var demiş. Vurmuş ayağım. Abi bir de şey var. Kaleciler mesela Baraj Yapmayı bırakmıştı hatırlıyor musun orada? Hoydonk çok uzak mesafeden tabii, düşürdüğü için kalecilerin bir kısmı mesela gel der ki barajı bırak da abi önü açık olsun ben topu göreyim. Göreyim yani. Anladım, çünkü mantıklı. Top çok falso geliyor diye. Bu sefer kendisi baraj kurduruyordu. Fenerbahçe'nin iki oyuncuları evet. Baraj kurduruyordu yani. Onu yakalamak için. Yani frikikçiler. Şimdi evet şimdi orada Ronaldinho var, Messi var. Pirlo'nun var, Beckham var abi. Beckham'ın Beckham var. İyiydi abi ya. Beckham'ın her şeyi iyiydi ya. Kornerleri duran topta Beckham iyiydi. Ama hani şurada baktığım zaman benim bir numaram Juninho abi. Juninho. Sonra belki Rivaldo, yani. Messi o şekil gelebilir. Komanda tabii. Juninho'nun çünkü alışla geldiğin dışındaydı abi. Evet, o yüzden yani biz hayatımızda belki de ilk kez gördüğümüz frikiklerdendi yani. Evet. Ve onun gibi atan da çıkmadı, çıkmadı sonra. Çıkmadı abi evet. Ve Lyon zaten Juninho döneminden sonra Lyon da düştü biraz. Düştü, zaman gitti, zaman evet. Çıktı geldi. Benzema falan da biliyorsun Lyon'da oynamıştı. Ronaldo'nun Bayern Münih'e bir tane atıp literatürü değiştirdiği frikik var. Herkes zıpladı aşağıdan attı ya. Ha, evet evet abi. Kalecinin sağ altı. Sonra aşağı. Herkes yatmaya başladı abi. arkasına yatıyorlar. Bizim ligde falan yatıyorlar. Abi ya. Ligde yani. Bizim ligde yatması gerekiyor ama o tarz yani. Biri çok yok yani. Ha, bir de ona çarpıyor ya o daha da kötü. Yani. Yerde mi kafasına çarpıyor yani. Bir kişi daha oraya koymuşsun. Ben yatmam abi derdim. Abi. Yani onun dışında Roberto Carlos'u dediğiniz gibi hani vuruş olarak okey de frikikçiler arasında çok koymam. Yani. Peki bir de sahneyle sahayı birleştirmiş arkadaşlar. Buna oyuncu istiyoruz sizden. Futbolcu istiyoruz bu sorulara. Seyirciden reaksiyon alamayan o soğuk skeci kurtaracak o altın eldiven kimdir? Soğuk skeci kurtaracak. Yani skeciye gitmiyor. Mi? Yani biz atıyorum iyi bir kaleciyle benzeştirmek istiyoruz. Atıyorum Mustara ile benzeştirebilirsiniz. Yani maç iyi gitmiyor. Skeç de iyi değil. Biri onu kurtaracak. Kurtarıcı yani sorumluluk alıyor yani. Bizde bunu doğaçtan, bizim işimizde doğaçlama yapıp işi zil çaldıktan sonrasında kurtarır birisi. Bizde kendiniz de söyleyebilirsiniz. Onur Buldu vardı mesela. Buldu vardı bizde. Buldu. İyi suplex şeyi falan her zaman. Her zaman. Evet. Onur Buldu hep hazırdı. Refleksleri sağlam. Hep hazırdı. Hep hazırdı. Bu bir kaleci gibi benzeşebilir mi bu iş yani? Onur Kurtarmak. Buldu ben Torreira da hep. Golcü. Torreira ve önde hep. Onur biraz. Mertens. Mertens. Onur Mertens. Şeyli çünkü Onur mesela. Refleksleri kuvvetlidir. Sahne üzerinde oynarken Onur Buldu ile şeyi hep hissedersiniz. Hep böyle sizin de taşır yani. Ha, sizi de tutuyor ben, yani. Tabii Onur Buldu ile oynamaktan ben her zaman çok keyif alırım. Partnerim de babam oynadı yani. Baba olduk biz onda. Yani şeyi bırakmaz yani. Oğlum gitmez böyle hep. Seni de çekiyor. Yani. Herkesi yani. Sadece seni de değil. Herkesi. Abi o zaman 6-8 numara gibi yani. Tabii, biraz daha ortada fazla. Ya, ortada tabii, yani. Evet. Takıma bir şey veriyor. Hızlı lider, veriyor. Kral ya. Buradan ben altı... bizim kral deriz yani Onur'u. Kralım selam. Vay güzel. Peki her zaman oynamaya hazır olan ihtiyaç anlarında provalardaki kişinin yerini alabilecek olan nöbetçi golcü. Yani nöbetçi golcü iddialı ama ben hemen mesela Batshuayi gibi, Semih gibi zamanında. Biri yoksa onu yerine okurum mesela hemen. İsterim biz kendi ekibimize vermek zorunda değiliz bu arada. Ha piyasada mı? Tabii, fark etmez. Siz biliyorsunuz. İster kendi ekibimizden verin. İster kendinizi verin. Kendi ekibimize ya, kendi ekibime daha hakim olduğu bir şey. Evet, hemen tabii, koyabiliyorum. Doğru. Daha mantıklı bir şey. Tamam. Kim olur? Her Giray Altınok'ta olur ya hemen. Giray aynen. Giray hep şeydi. Yıkar çıkar aynen. Yani. Her zaman. Boşu yoktu mesela. Tabii. Giray Altınok. Giriyor ve şey yapıyor evet, yani. Giray da öyle sonradan gibi ekibe direkt. Biraz şey vardır ya böyle bulvar komedisinde sonradan girip şey yapan var. Bak ben taşı de hakimim jargona. Bulvar komedisi. Onu ben yaparım. Onu ben sonradan şey yapıp. Girip kaldırıp girip. Böyle yani. Özgün abi Özgün başından da alıyor. Ya Özgün sahneye girince seyirci bir şey oldu ben de hissediyorum. Böyle bir şey geliyor şimdi aynen. Bir şey olacak. Bir şey olacak bir fantastik bir şey olacak. Ben şey yani. Karakteri seviyorum. Ağzı dolu dolu karakterleri var oğlum böyle. Abi sesi gerçekten çok farklı. Evet, normal ya, sesi bu sesin de şeydeki evet. Sahnedeki sesin biraz acayip yani. Farklı galiba. Peki şapkadan tavşan çıkaran yaptığı doğaçlamalarla durumu kotaran sahte dokuz. Sahte dokuz. Sahte dokuz abi. Sahte dokuz. Çok sürpriz yani böyle. Şapkada... Uğur sahte dokuzdur ya. Böyle, Uğur Bilgin değil mi? Uğur Bilgin. Nereden evet. Çıktı abi falan? Uğur Bilgin. Uğur Bilgin mi? Uğur Bilgin.
Standardı belli. Çünkü hiç beklemezsin ligde, bazen şakasını. Standardı yani. Bellidir abi. Al takımına Karagümrük'e koy 10 golü vardır. Var, var, var. Golü vardır. 3 tane indirir 4 tane evet. Şey yapar falan. Bir asistleri de takımına varmış. Sahip çıkar. Aynen. Peki skeçlerin arka planında en çok görev üstlenen taktik tahtasının başında duran teknik deha kimdir? Bizim yönetmenimiz Meltem Bozoklu var. Meltem. Yazarlarımız var, Murat Kepez editörlerimiz var. Onlar tabii ki işin evet. tahta kısmı onlar da bizde. Bizde şöyle bir durum var orada. Biz provayı aldıktan sonra biz hani oyuncular böyle dinlenme ya da diğer skece geçtiğinde yönetmenimiz ve yazar heyeti böyle kendi içinde hemen bak şu şaka iyiydi onu daha şişirelim falan gibi böyle o teknik çalışmayı hemen yapar. Üzerine gidiyor ve yani. Hemen o an tamam. Yani. Maç analizi gibi yani. Evet. Tabii biz ilk skece oynarız onlar kendi notunu alır. Biz kendi notlarımızı söyleriz. Ya burası işliyor mu beyler işlemiyor mu şöyle mi yapsak. Ya işte sizi ben. Sizi dinliyorlar yani inatçı değiller yani. Yok. Abi yo, ben işte box to box oynayamıyorum abi. Hani hem oraya koşup hem defansa yetişemiyorum diyorsan okey diyor. Evet. Ya da yerine başka ya oyuncu iyi bakıyor. Olurdu ama bakıyorum yerine başka oyuncu. Ya da teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederiz sağ olun. Peki Güldür Güldür ekibinin abiliğini üstlenen, herkesin ihtiyacına koşan takım kaptanı. Abimiz Mahir abimiz. Mahir abi. Alper abi. Alper abimiz kaptanımız. Kaptan sayarım. En başından beri derdi evet, projede Alper abim var. Kaptanımızdır. Her zaman kırmızı kart görme riski olan, agresifliğiyle bilinen o kişi kim? Kırmızı kart görebilir, sarı kart görebilir. Tutmanız lazım. Araya girip hep bir çekme, hep bir patlama ya. İhtimali var. Kim vardı öyle? Ya şimdi o bizde değil şu an. O bizde değil. Peki. Yani vardı o. Peki. O bizde kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gördü peki. Peki takımın. Böyle magazin attı değil mi ortaya? Acaba hangisi? Güldür güldür ayrılanlar. Türkiye komedi şeyini sayması lazım. Peki değil mi? Çok insan var. Takımın altın gole ihtiyacı var ama umursamaz bir isim. Yani o penaltının başına gelecek ve Panenka atacak. Mesela Icardi geçen sene attı. Rahat yani. Çok her şey çok emin olan mı? Emin, rahat ama çok umursamaz. Yani dersin ya bazen abi böyle bir stres altında gidip nasıl attın bu şutu? Nasıl bu sorumluluğu? Veya basketbolda son saniye. Sen basketbol oynadın. Son saniyede o topu isteyen ve çok rahat atan kişi. Var mı o stresin altında ezilmeyen? Tiyatroda olabilir, sinemada olabilir. Özgün onlardan biri bence. Teşekkür ederim. Yani Özgün bence onlardan biri. Bizde var ya çoğu insan çok, bu evet şey ya, yapar bizde. Ya. Birçok penaltıcımız sayarım aslında. Yani şey penaltı. Bir kişi yok yani farklı yok. Kişilere evet, bağlanmış durumda. Ama evet. Penaltıcımız çok. Hani o son dokkartı 5 kişi yazacaksan. Sakin şaka yapacak. Şakasına güvenip o sakinlikte olacak. Özgün ya ben seni söylüyorum. Oh, teşekkür ederim. Sahanın dinamosu, atom karıncası, enerjik kişisi sahada olan sizin için kim olabilir? Bu kadar enerjik. Sürekli enerji, doğa. Güzel. Sen i̇şte de öylesin. Ben de öylesin. Gibi, Fred gibi ne bileyim Torreira gibi. Her yere koşan böyle hep içinde kalan değil mi o anda? Ben seviyorum öyle şeyleri. Sen de sette yoktun keyfimiz kaçtı. Teşekkür ederim kardeşim. Bak abi biri olmayınca bak keyif kaçma olayı da çok şey ya. Hakikaten. Ya bizim özlüyoruz da ya. Ben mesela özlüyorum. Ben yok mu ya bu hafta ya? Nasıl yok ya? Mesela Erdem bazen konserlerle çakışıyor oyunlar. Mesela Erdem Yener gelmiyor. Ben abi Erdem'siz. Erdem bak o penaltıyı atan adam Erdem yazarım. Umursamaz olan. Bak umursamaz değil de kendinden emin. Halleder Erdem'e yazarım. Erdem ben bu arada saatte 9 dediğimiz muhabbeti de yazarım. Erdem çıkar ve tak tak tak. Sakin halleder o tabii, işi yani. Tertemiz bir de öyle. Oyunuyla olduğu kadar tarzıyla da David Beckham gibi konuşulacak. Uğur isim. Bilgin. Öyle mi? Tabii Uğur Bilgin. Ha stiliyle falan. Stiliyle tarzıyla. Boy posu şey. Yani o Uğur böyle bir de şey giyinir. O böyle onun aldığı parça şey olursun böyle. Ama sana olmaz değil mi mesela? Ben asla de olmaz abi. Düdük gibi olurum. Bir de Uğur Bilgin'in abi şeyi de çok güzel. Bradley Cooper'ımız ya o bizim. Bradley Cooper. Omuzlar geniş göğüs kaslı. Selam olsun ona da o zaman. Bir tane de 6 tanesi size şey soracağım şimdi. Teknik direktörlerin açıklamaları. Bunu söylemiş midir, söylememiş midir? Tamam mı? Şenol Güneş. Kendini değiştirmezsen hiçbir şeyi değiştiremezsin. Güneş açmış, ona göre giyineceksin, kremini süreceksin. Söylemiş midir, söylememiş midir? Bunu Şenol Güneş söylemez. Krem mrem demez yani. Kremini sürecek. Abi seni tebrik ediyorum. Krem mrem demez. Krem mrem demez. Bravo ya demiş, sana. Bir de bir abi söylememiş. Yok evet. Değil. Ben gerçekten de. Mi? Evet söylememiş. Krem mrem. Şenol Hoca'nın lafı değil ya. Sen bayağı hakikaten işin içindesin. Seviyorum. İkinizi haftaya programa çağırıyoruz. Seviyoruz ya futbol seviyoruz aynen. Gerçekten. Peki Jose Mourinho, Arsene Wenger çocuk bakıcılığı yapmaktan takımını şampiyon yapamıyor. Demiştir. Demiştim Mourinho. Demiştim yani. Bravo Mourinho. Bengeri düşününce bir tane maçta demiş. Yani Fenerbahçe'yi çolukla çocukla çok ayıp ya. Ancelotti. Kimse mükemmel değildir. İnanılmaz derecede zeki olan ben bile mükemmel değilim. Demez ya. Şimdi Ancelotti'nin biraz egosal tarafı var ama bu onun lafı değil. Mükemmelim der mi ya kral?
O diyebilecek potansiyeli var onun ama bence dememiştir. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunları size vermişler mi daha önceden? Dememiş abi. Dememiştir değil mi? Ya o kadar insan. Düşünsene o kadar bir kendine inanan insan grubunu yıllarca tutan birisi. Ama şu Ancelotti de yani o geldi mesela İtalyan döneminden gelmesine falan. Bak herifte hep bir şey var. Ben biliyorum var. Ama böyle demiyor da ben biliyorum hissettiriyor. Tabii hep var. İşte soru aslında çok kritik. Böyle şaşırtmacalı bir soru ama. Arda golünü attıktan sonra kulübeye dönüyor ya. İşte o biz yani. Zamanını işte. Biliyorduk evet, biz abi, ya. Siz bana güvenin. Yok, görselinde var ama dilinde yok. Dilinde yok. Dilinde hep böyle daha bir kapsayıcı. Evet. Görselinde var çünkü kaşı kaldırıyor ya o kaşta. Seviyorum. Arda gol öpüyor Seviyorum. Tamam abi. Biz yaptık. Ben yaptım. Cihanlıcı Buffon. Çocukken herkes gol atmamı istiyordu. Büyüdüm, aptallaştım ve kaleci oldum. Bu doğru. Ben bu demiş diyorum ben buna. Çünkü böyle bir şey hatırlıyorum. Ya aptallaşmayı mı onu bilmiyorum ama bir forvet ile başlamak isteyip de geriye dönme olayı var. Abi işte orada kalecilerin hani biraz şey olayı var ya. Delidir, aptaldır, biraz geride yalnızdır. Yalnızdır. Hani kaleci evet. De onu kabullenip evet ya falan. Ya o aptal hani... bildiğimiz aptal kalıbında söylememiş aynen, o. Orada... Ama bunu söylediğini biliyorum. Hani forvetler var gol atıyor. Biz de aptalız kaleye evet, geçtik evet, ama evet. Ben oradan da yıldız oldum falan aynen, değil mi? Yani? Olabilir. Demiştir. Aynen demiştir. Demiş abi. Güzel. Aynen. Evet, ama abi. Yani hakikaten tebrik ediyorum. Hem açıklamaları biliyorsunuz. Hem bunu de yorum birebir kişileri yorumlamanız mükemmel. Yani evet, teşekkür ederim. Şuradan bir Avrupa futbol programına doğru da kayabilirsiniz. O kadar da bir takip ben var. Ben Avrupa futbolunda bayağı daha bu sezon hakimdir. Finalle ilgili bir şey söyleyin öyle kapatalım. Real Madrid Borussia Dortmund. Çok zor isterim ya. Abi. Çok zor maç ya. Bir de şunu soracağım. Premier Lig hala bu sezonda en iyi lig mi? Biraz kafanız karıştı mı mesela? Şampiyonlar Ligi karıştırdı mı? Şimdi şöyle bir hemen çok hızlı özür dileyerek gireceğim. Şu şansa eriştim. Allianz Arena'da maç seyrettim. Süper. West Ham United'ı seyrettim kendi sahasında Londra'da. Ben gelmedim çok üşüdüm ben gelemem. Çok geldi dedim çok yağmur var gelemem dedi gelmedi. Çok şey kaçırdım. Güzel maçtı. No Camp'ta maç seyrettim. Birçok yerde maç seyrettim abi. Şimdi Premier Lig'in bambaşka bir disiplini var abi. Orada orası iş fabrika orası. Diğer yerler biraz sektör. Diğer yerlerde biraz show business'lık var. İşte La Liga'da olsun ne bileyim. Bak varı kaldıralım diyorlarmış şimdi. Görüşüyorlar. Oynanacakmış evet, Premier Lig'de. Evet. Ama Premier Lig hep görev adamlığı ya. Oradan biraz disiplini var. Şimdi finale kalanlara bakıyoruz. Biri La Liga, biri Bundesliga. Aynen. Şimdi Bundesliga'da da abi dinamo bir futbol var. Abi 90 artılarda devamlı ya. Yoruluyorlar abi. Bayağı yüzden kaybetmiyor abi inanılmaz. Abi Xabi Alonso nasıl bir... Deha çıktı o da aynen. Ayrı. O bence tek bir program. Çabuk olur konuşmamız gereken. Ben abi Dortmund'dan ümidim var ama Real. Real ya maalesef. Ama tabii Dortmund kazansın isterim. Ama İstiyor Real mu? Ya. Ben de Arda'da Arda bir kupa alsın istiyorum ya. Arda'nın ilk geldiği sene de şöyle bir olmasın. Real'in çok fazla olacak. 14. kupa işte, olacak belki ama. Yani böyle Real'de kazanırsa sanki herkese bir mesaj gibi olacak. Yani tamam siz Premier Lig oradasınız eyvallah ama bu biz da Real Madrid. Biz de dünyanın bir ya. Evet, biraz markası yani. Maalesef. Abi Modric, Kroos ne bileyim. Abi en son 1-0 iken kapattım artık bir işim çıktı dedim artık buraya kadarmış. Yine iki tane atmış. Yani, abi ya da ne ara. Dönüp dönüp ya bam bam hemen geliyorlar. Evet, o Diaz Miaz ne yapıyor abi o çocuk? Diaz da çok. Raheem Diaz inanılmaz. Ya o değişik bir topçu. Ben de o çocuğu beğeniyorum abi. Yani Fas milli takımına gidiyor biliyorsun şimdi. İspanya milli takımına da teklif gelmeyince Fas milli takımına döndü. Fas asıldı İspanyol gibi. Sen bir şey diyecektin galiba. Kendi aklından bir şey geçince kendi tuzağına düşüyor gibi geliyor bana. Böyle şey gibi işte. Ulan biz bunu bir kere daha böyle kaybetmiştik. Bayern'in kaderi biraz böyle. Yine olmasın evet. Oldu abi. Ben, o korku yaşadığın anda Real Madrid çıkıyor. Abi. Derbilerde ya. Olur bu. Hep derbilerde. Aynen. Fener Galatasaray'da da çok rastladığım evet. Şey. Bir de Beşiktaş 10 kişi kalınca Fenerbahçe tribündeki olan başımıza bir şey mi ya gelecek? O gün, o gün sokak röportajlarında biri dedi ki çok kötüyüz Beşiktaş'tı. Şansımız yok ama 10 kişi kalırsak iş değişebilir. Ya, gerçekten öyle ya. Ya bak Redmond'da attığı maçta bir sessizlik oldu. Dedim ki bak bir şey söyleyeyim. Bunlar kendi enerjisiyle yiyecekler galiba. Oluyor yani. Değildir, evet. Çok sağ olun. Biz acayip güzel program oldu. Çok yani zamanınızı ayarlamak çok zor. Çok yoğunsunuz. Çok güzel projelerin içindesiniz. Dastas'ta oyun var. Sinema filmi çekimi var. Güldür Güldür devam ediyor ama çok güzel bir program oldu. İnşallah zamanımız olur. Bekliyorum. Başka bir yerde mutlaka. Sizi ben yine bekliyorum. Yine mutlaka. Bir ara konuşuruz. Şampiyonlar Ligi'nde falan belki bir araya geliriz. Bilmiyorum. Çok güzel program oldu. Çok sağ olun katıldığınız için. Ne demek? İzleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşça sevgiler görüşürüz.